Cem, hadi. Hocam. Gelsene. Nasıl bayır çıktık, gördün mü? Gel, gördüm. Biraz dikti ya. Biraz mı? Dikti yani. Hocam böyleydi bayır, böyle. Hani biraz daha dik olsa geriye geçireceğim duvarları. Gel, sen benim peşimden ayrılma, gel. Bak, ne güzel bir park. Buraya niye geldik ki biz zaten? Ne var burada? Biraz sabırlı ol, şimdi göreceksin. Gel. Sen yoruldun mu ya? Burada yorulmamak mı kabiliyet böyle bir bayırda? Normal bir insan bu bayırda yorulur zaten hocam. Gel. Gel, ben seni nefeslendireceğim biraz şimdi. Ha Cem. Seni getirmek istediğim yere getirdim. İşte burası. Buraya, bunun için mi geldin? Bunun için, ama burada ne hikaye var sen biliyor musun? Neler anlatacağım ben? Ben şu gölgeye getireceğim. Ama ben gölgede de anlatırım. Yeter, ben bittim. Hiç sorun yok. Bak şimdi Cem. Bak neredeyiz biliyor musun? İzbe bir yerdeyiz. Hayır, izbe bir yerdeyiz. Şimdi burası çok önemli. Önünde durduk ya. Şimdi burada ne hikayeler var sana, böyle geçmişten bir yolculuk yaptıracağım. Hem sen de soluklan ama beni can kulağıyla dinle şimdi. Tamam mı? Şimdi bu ne biliyor musun? Taş. Bu taş. Taş. Evet. Bir taş mı? Ama yani şimdi herhangi bir taştan farklı bir şey bu, bak. Görüyorsun değil mi? İşte yazıları var, tuğrası var, böyle bir şekli, biçimi, bir sanatı var bunu. Ben sana hemen söyleyeyim bak. Bak ne taşı bu? Bunun adı nişan taşı. Nişan mı alıyorsun buraya, nişan mı alıyorsun? Öyle olur mu ya? Öyle olsa delik deşik olurdu. Bu nişan taşı, evet, atıcılıkla ilgili bir şey ama öyle senin sandığın gibi değil. Şimdi bu bir rekoru gösterir. Ne rekoru? Atıcılık rekoru tabii. Şimdi buralarda padişahlar böyle ava çıkarlarmış. Mesireye gelirlermiş. Ondan sonra da tabii atış yaparlarmış. Atış yapmak aynı zamanda böyle bir güç gösterisi. Yani kendi savaşçılık özelliğini gösteriyorsun. Padişahın atış yaptığı yerde, rekoru kırdığı yere işte bu taş dikilir. He, ya, anladım. Taşa atmıyor. Taşa atmıyor tabii. Bir yerden nişan alıp atıyor, ha? Düştüğü yere bunu dikiyor. Evet, bunu dikiyorlar. Bu da işte yüzyıllar sonra burada bu rekoru konuşuyoruz. Niye bunun dikildiğine dair sana o dönemle ilgili bilgi veriyor. Bak şimdi buranın yanından geçiyorsun. Belki de yüz sokaktan geçiyorsun ama bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Bak burada bir hikaye gizli. Şimdi değil hocam. Bir dakika, bir şey soracağım. Sor. Burası bir yerleşim yeri değil mi yani o zaman da? Birisinin kafasına gözüne gelmiyor mu? Değil işte. Bak şimdi değil. Şimdi o zamanlar buralarda böyle yerleşim falan yok. Buralar ormanlık, böyle mesire yerleri. Daha sonraki dönemde burası böyle canlanmış, insanlar yerleşmiş buraya. O yüzden bak buradaki mahallenin adına da değil, nişanların olduğu yere nişan taşı demişler. Yine de yaratıcılık var. Şimdi bu taşlardan pek çok yerde var. Mesela Teşvikiye Camisi'ne git. Teşvikiye Camisi'nin içinde 3. Selim ile 2. Mahmut'a ait böyle iki tane nişan taşı var. Teşvikiye? O da şey mi, taştan bir isim mi? Taşı, bir de Teşvikiye taşı mı varmış? Bak, sen öğreniyorsun bu işi. Oralar boş alanken, tamam mı? Orada şimdi padişah böyle mesireye geliyor ya, ava geliyor ya. Böyle dinlenecek, namazını kılacak ahşap bir mescit yaptırmış 3. Selim'in ahşap. Daha sonra Sultan Abdülmecit bu mescidi almış, böyle bugünkü o cami formuna getirmiş, yapmış. O da Teşvikiye Camisi olmuş. Ama ne biliyor musun aslında? Buralar şimdi yerleşim alanı değil ya. Sultan Abdülmecit buraya bir mahalle kurdurmak istemiş. Teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Güzel, bak tabii güzel. İşte onun... Nişantaşı'dan bu daha yaratıcı. O da Teşvikiye mahallesi olmuş. Mahalle iyice değildi, Teşvikiye. Ne? Yani yeni Teşvikiye mahallesi. Öyle söyle. Ahali de kısaca tabii ki Teşvikiye demiş buraya. Ya bak bu güzel. Şimdi anlatabiliyorum. Şimdi burası önemli. Bak semt isimlerinde o başka konu ama hepsinin ayrısı. Sana bu nişan taşlarından bahsedeceğim. Bunlar ne biliyor musun? Tekrar söylüyorum. Bunlar birer rekor sembolü. Yani atıcılık rekoru sembolü. Ha, hem ok atıcılığı sembolü hem de tüfekli atıcılık. Tüfek de var. Tüfek de var. Evet. 19. yüzyılda artık tüfek çok daha böyle oktan ileri çıkıyor ama okun bambaşka bir yeri var. Tamam. Mesela buradan attı.
Şimdi bunun attığı yere taş dikecek kadar bir kabiliyeti varsa bu uzak bir yere atıyor demek. Tabii ki. Ne mesela? Uzaktan atıyor. 500 metre mesela. Ya şimdi, geldi. Tamam. Şimdi bak buraya dikkat et. Osmanlı'da rekorlar nasıl bilinirdi biliyor musun? Gez diye bir ölçü birimi var. Gez. Adımla sayacak hali yok. Gez. Ok nereye düştü? Adımla gidecek. Gez nasıl biliyor musun? Gez. Göz arpacı konuş. O da oradan geliyor tabii. O bir mesafe birimi. Gez ne? Bugünün ölçüsüyle 66 santim demek. Bir metreden kısa. Şimdi 3. Selim var. Yani bu civarı dolaş. 3. Selim'le 2. Mahmut. Çok meraklı olduğu için onlara ait nişan taşlarını görürsün. 3. Selim'in 2 tane rekoru var. Birincisi burada kırdığı rekor. Böyle su testisini koymuş. Tüfekle atmış. 1021 gez çarpı 66. Öyle değil, değil ki burası 1200 metre böyle dümdüz bir mesafe değil ki burası. Zaten önemli olan atıcılık da odur anlatın. Ne fazla veriyor. Ha çok güzel. Elbette ki bak bir atıcının en dikkat edeceği şeylerden birisi de. Tüfekle atınca rüzgarın nasıl hesap? Ama bugünkü tüfekler gibi düşünmeyeceğim. O zaman böyle ağızdan dolma barutu dolduruyorsun. Böyle bilyeyi koyuyorsun. Harbi çekiyorsun. Anlatabiliyor muyum üzerine? Ondan sonra atıyorsun. Bugünkü mermi gibi gitmiyor ki. Ok dediğin zaten rüzgara tabi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Tamam, onu varsayabilirsin. Bak Sultan 3. Selim böyle su testisini koydurmuş. 1021 gezden yaklaşık bir 700 metreye, 650-700 metreye geliyor. Oradan tüfeği vurmuş. Testiyi vuruyor. Tabii tüfekle testiyi vuruyor. Ne oluyor ondan sonra? Yer belirleniyor. Belirlenen yer önce geçici olarak belirlemişler. Ondan sonra kalıplar çıkarılıyor. Hattat Efendi'ye gönderiliyor. Ben de şey sonra bu. Tamam. Söyle. Onu unutma. Ha. Üçüncü senin padişah değil mi? Evet. Onun geçebilecek bir baba yiğit mi var? Tabii ki alır o rekoru. Kesinlikle var. Bak onudan... Yani padişah diye torpil yapma. Hayır, hayır. Aman atmayayım şimdi bu kendimi vurur falan. Okçular belli bir düzene tabi. Bugünkü, hadi bugünkü anlamda anlayalım diye o güne ait kulüpleri var. Bunların lisansları var. Bayağı turnuva gibi. Turnuvaları var. Hepsi ayrı. Hiç merak etmeyeceğim. Kendini gölgeye de aldın. Ben bunların hepsini anlatacağım sana şimdi. Diğer bir padişah da 2. Mahmut. Sen dedin ya 2. Mahmut diye. Hani tüfeğin hocam rüzgarla ne alakası var diye. Şimdi şöyle oluyor bak. Binişi saltanat diye bir şey var. Bu ne biliyor musun? Binişi. Biniş-i saltan. Ha, binişi. Ha, ne biliyor musun? Padişahın gezisi ya ne olacak işte. Padişah adamlarını da alıyor geziye çıkıyor. Ay, bir süslü kelimeler var. Sanki öyle olacak yani. Padişah leğen kullanırsa bile ona leğeni hümayun diyor. öyle ama şimdi ya. Leğeni hümayun hadi. Getirin. Leğen için olur mu? Olur tabii ya. Padişah. Gerçi padişah. Padişaha ait ne varsa sonuna hümayun gelir. Tamam mı? Bunu unut. Ha şimdi. 2. Mahmut Arnavutköy'deki İzzet Paşa korusuna gidiyor. Orada tabii şimdi şey yapıyorlar ya böyle etkinlikler, yarışmalar falan. Dönemin ünlü tüfekçileri yani böyle nişancıları testileri koyuyorlar. Başlıyorlar atmaya. Bir de ters bir rüzgar esiyor mu? Şimdi ters rüzgar estiği için mermilerin hiçbirisi isabet edemiyor. Sultan Mahmut izliyor böyle. Yani bir, iki, Allah Allah hiçbir nişancı vuramıyor. Çok sinirleniyor. Diyor ki niye böyle oldu, niye vuramıyorsunuz diyor. Çünkü ne yaptı? Kendi adamla. İşte diyorlar işte rüzgarı humayun var. rüzgar izin vermiyor. İkinci Mahmut hırsla iniyor geliyor diyor ki ya biraz da kendinizde bulun diyor sıkıntıyı. Hep rüzgara mı diyor bahane buluyorsun yani. Diyor tabi. Bana bir tüfek doldurun verin bakalım diyor. Şimdi padişah da atacak. Herkes böyle kenara çekiliyor tabi. Padişah tüfeği alıyor. Gez göz arpacık senin dediğin gibi tak atıyor. Buraya. Buraya. Yani normali buydu zaten. Ha, ne oldu deseydin inanmayacaktım. Yine karşı çıkacak. Hikaye bitmedi. Bakıyor vuramıyor. Bir tüfek daha doldurun verin bana diyor. Bir tüfek daha dolduruyorlar. Tak atıyor. Vuramıyor. Tabii arkadakiler o vuramayan ve mahcup olan nişancılar kıs kıs gülmeye başlıyorlar. Hani yani padişah sen bize... Esti gürledi. Aynen öyle bahane buldun ama sen de vuramıyorsun. Sultan Mahmut iyice öfkeleniyor. Bir tüfek daha verin diyor. Bir tüfek daha alıyor. Sonra vuruyor. Tak testiyi vuruyor. Sıfırlama atışı yapılmış o tüfek. Sonra diyor ki bir tane daha verir. Bir tane daha veriyorlar. Bir testi daha koyuyorlar. Tak atıyor. 4-5 tane arka arkaya hangi testiyi verdilerse hepsini vuruyor. Tamam ne yapıyor da vuruyor? Yani ilk iki atışında vuramadı ya. İşte o belki sinirlenmiştir. Bence deneme atışı yaptı. Onlara kızmıştır. Şimdi sıfırlama dedim ya. Duymadın. Sıfırlama atışı yaptı o kendince. Ha buraya sıktım. Rüzgar bu şiddette. Demek ki buraya çevirirsem onu vururum. Yani iyi bir atıcı onu gözler değil mi?
Ondan sonra diyor ki, bu sefer ikinci Mahmut gülüyor, tüfeği verirken diyor ki, hüzünlenmeyin, bir dahaki binişi saltanatta da tüfeği oraya koydu Sümesi. Bir dahaki binişi saltanatta da diyor, siz vurursunuz, üzülmeyin diyor. Ama bana kalırsa inceden bir kafa bulmak tatlı gibi bir şey var. Yani tamam. Kesinlikle öyle. Şimdi bu nişan taşlarının en eskilerinden birisi aslında tam olarak bize ulaşmamış ama hatırası o kadar büyük ki bir tane daha yapıp koymuşlar. Bu kim biliyor musun? Hani dedin ya, hep padişah getirecek bir baba yiğit var. Olmaz olur mu ya? 16. yüzyılda yaşamış bir baba yiğit var. Adı ne biliyor musun? Toz koparan İskender. Tamam, bunu duydum. Bunu biliyorum. Duydun. Duydun ama detaylarını biliyor musun? Toz koparan atıcı olduğunu biliyorum. Muazzam. İyi kelimesi çok hafif kalıyor. Şu anda sana söylüyorum. Dünyada halen toz koparan İskender'in okla attığı mesafeyi geçebilen okçu gelmiyor. O kaç atıyor? Evet, söyleyeceğim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Her yiğidin bir lakabı vardır değil mi? Toz koparan İskender. Bu aslında eğitim yaparken o kadar hırslı bir genç ki. Böyle tabii bu işin uzmanları var. Ona bir şey veriyorlar. Yay veriyorlar. Yayı alıyor. Yayı öyle bir sıkıyor, tutuyor ki üzerindeki kaplamasının tozları çıkıyor. He. Oradaki hocalarından bir şey oluyor ki, birisi diyor ki, bre bu yiğit ne toz koparandır diyor. Ama yay zaten onu sen de tutsan. Hayır böyle şey olur mu Osman? Sert bir şey mi? Tabii sert bir şey, üzerindeki kaplama çok serttir. Onu öyle baba yiğitin tutup da onun tozunu çıkarması mümkün değil. Bir de aynı zamanda ne biliyor musun? Donanmadaki Kaptan Paşa'nın, hani bugün var ya keskin nişancılar, sniper diyoruz ya. Kaptan Paşa'yı koruyan sniperlardan da birisi. Hani sefere falan da katılıyor. Bu aynı zamanda bir asker. Şimdi sen özel koruma. Özel koruma, harikasın. Şimdi toz koparan dedin ya, bu ne kadar? Bak 1281 buçuk gez. Çok be. Tabii. Şeyin kaçtı? Padişahın kaçtı? 1021. Bu? 1281. Daha fazla. Bugünkü ölçüyle söylüyorum sana Cem. 845 metre 79 santim. Hala bugün profesyonel sporcular en fazla 500 metre civarında atış yaparlar. Ki teknoloji daha gelişmiş. Yani oklar falan daha gelişmiş ama bizim toz koparan İskender 845 metre 79 santimle ok atıyor. İşte Cem, toz koparan İskender böyle bir keskin nişancıydı. Ama yani bu başarısını çok böyle şeye borçluydu. Nasıl söyleyeyim sana, disiplinli olmasına borçluydu. Hayatında da o zaten hayatının ayrılmaz bir parçası. Hayatının her alanında öyleydi. Bak çok ilginç bir şey. Profesyonel sporcu. Tabii tabii. Ama sadece idmana çıktığında değil. Mesela uyurken bile idmanlı. Nasıl ne? Rüyasında aynı. Ok mu atıyor? Vücudunun yapısı bozulmasın, kollarının dengesi bozulmasın. Dik yatıyor. Aynı. Kapıda böyle. Kapıya kendini bağlı. Hayır, hayır. Yatakta yatıyor ama kendini alıştırmış. Sağ tarafına ya da sol tarafına doğru yatmıyor. Dimdik yatıyor. Ama çok profesyonel. Bölürken bir tek pişmanlığı var. Ne biliyor musun pişmanlığı? Rekorunu geliştirememek. Hayır, onu geçen olmamış dedim. Atışlarda rekoru bırak. Her zaman müsabakalarda da birinci gelen birisi. Bir lodos atışında, yani lodos rüzgarı estiğinde yapılan bir atışta Bursalı Şücaettin'i geçememiş. He, ondan iyisi de var ya. Hocası hem de onu. Anlatabiliyor muyum? Normalde rekorda geçti. Ama bir müsabakada geride kalmış. Hatta rivayet ederler ki ölürken bile ah Bursalı Şücaettin demiş. Anlatabiliyor muyum? O da hocası hem de ona da geçmeyi versin. Hayır. Hırsı bir şey değil işte. Bence. Katılmıyorum. Aslında bir hocanın en sevdiği şey öğrencisinin kendisini geçmesidir. Geçeyim seni hocam. Geçersen mutlu. Anlatayım mı taşı şimdi? Şimdi bir dakika. Şöyle. Oldu, izin vermedin işte. Hayır, şimdi sen beni dinleyeceksin. Sen önce beni bir dinle, İstanbul'u gezelim, hepsini öğren, sonra anlatırsın. Tamam. Bak, ister toz koparan gibi sıradan birisi ol, ister padişah ol. İyi bir sporcuysan karşılığını alırsın. İşte senin adına böyle bir taş dikerler. Yüzyıllar sonra da insanlar gelir, bu taşı senin rekorlarını okur. Hem de şu taşa bakacağım, dikkat ediyor musun? Sanatlı yazılmış, hem bir sanat eseri hem bir rekoru gösteren harika bir taş. Cem. Cem.
gideceğim, anlatacağım. Muhakkak bulacağım ve anlatacağım seni. Bundan kaçamazsın ya. Ah canım.